maalesef üzücü kayıplar yaşadık. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, Adana'daki kız yurdunda yaşanan faciaya dair açıklama yaptı. 31 kişinin mevcut olduğu anlaşılıyor olay esnasında. Maalesef 12 vefat hadisesi meydana geldi. Bunların biri yetişkin, biri çocuk, onu öğrenci. Bakanlarla birlikte olay mahallinde incelemelerde bulunan ve yaralıları ziyaret eden Veysi Kaynak, ardından düzenlediği basın açıklamasında yangın çıkışı kapılarının kilitli olup olmadığı konusunda da bilgi verdi. Saat 3.30'da hep beraber oradaydık. Adana Havalimanı'na indikten sonra oraya intikal ettik. Orada bize hem Aldağ savcımız hanımefendinin hem olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği ilk bilgi, yangın çıkış kapısının kilitli değil, kilit hiç olmadığı şeklindeydi. Kaynak, yurdun ne zaman denetlendiği sorusunu da yanıtladı. Bu yurtları Milli Eğitim Bakanlığımız yılda iki defa denetliyor. En son denetlemesi bu sene 2016 yılı Haziran ayında yapılmıştır. Geçen yıl 2015 yılında da çok kapsamlı bir denetim yapılmıştır. Bina ruhsatlı bir binadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın ayrıca çalışma izni verdiği bir binadır. Ve Haziran ayında da çok uzak olmayan bir tarihte gerek denetimler yapılmıştır.